Hanımlar zaten biliyorlar. Kaç kere sıktım dedin? Üç. Üç kere. Defa bir dalgaya girdi. Yani evet, afiyet olsun yani. Efendim, buyurun. Evet, Derya'mdan başlayalım. Buyurun Derya Hanım. Ben çıtır içli köfteyi, çıtır köfteyi. Evet, çıtır içli köfteyi. Çıtır içli köfteyi maalesef. Ben beğendim. Patates var mı? Patates var. Evet, ben aldım, lezzetini de beğendim. Tamam, yani üç tamam. Kere fırına girip elektrikler kesildiği için hani girip çıkması lezzetinden bir şey kaybetmemiş. Benimkinden çok çok güzel olmuş. Şekil olarak mı? Şekil olarak, tadı olarak da. Peki, afiyet olsun. Evet. Bak, Derya Hanım büyük bir yüce gönüllükle kabul etti. Evet. Bak. Ama bunun tarifini isterim. Tabii tabii, veririz, evet. Hiç sıkıntı değil. Naciye abla, nasıl buldun çıtır içli köfteyi? Ben de beğendim Kadir Bey. Elektrikten dolayıdır belki çıtırlığını kaybetmiş ama içinin harcını beğendim. Lezzetli. Lezzetli mi? Lezzetli. Böyle bir çiğ köfte, içli köfte bekliyor muydun ilk peki? İlk defa dedim ya, ilk defaları yaşaltıyor. Yok, tarifini vereceğim. Evde yapın. Hakikaten böyle evet. Sıktığınızda yapacağım. Çıtır çıtır oluyor. Peki bir tahmininiz var mı dış kabuğundaki malzemeyle alakalı? Nedir? Neden yapıldı? Bilemedim vallahi Kadir Bey, diyorum ya. Bir tahmininiz unla, yok. Unla, patates. Hiç alakası yok. Ama ben tadına ben neye benzettim biliyor musun Kadir Bey, açıkçası da yani bir hamur yapılmış sanki, pişmiş, yumurta kırılmış, sıkılıyor ya profiterol. Lokma. He, yani değişik, yani ona da benzetemedim. Lokmanın kıymalısı. He, yok yani değişik. Sen beğendin mi, sevdin mi? Yani ben içine bir şey diyemem, içinin peki. Harcı lezzetli olmuş. Fayza Hanım. Derya Hanım'ın içli köftesine bağırarak çok güzel. Ama hayır, açık gönüllülükle de dediniz ya. Sen dedin ya, darmadan gelsin. Evet. Öyle, sen rahat ol. Valla açık gönüllülükle de dediniz ya. Afiyet olsun, beğendiyseniz yiyin lütfen, bitirin. Fayza abla, niye o yüzünü gene buruşturdun dürbünde kaynananı görmüş gibi? Ben beğenmedim. Hamur. Kadir Bey şöyle, benim bildiğim bu pirinç bunun dışı. Yani pirinçten o hamur gibi yapıp yapanlar var. Çıtır çıtır olanlar. Ama bunun nasıl oldu bilmiyorum. Hamur. Şimdi sen bunun içinden ne tadı alıyorsun, bana onu söyle. Dışından, yani dış hamurundan dışından ne tadı mı alıyorsun? Yine pirinç normal gibi. Normal bir beyaz hamur tadı mı alıyorsun? Pirinç gibi ama mesela pirinç de yani çok pişerse hamur gibi olur yani, hani şey olur. Peki sen pirinçten Kadir yapılacağını Bey. Söylüyorsun. Ben pirinçten öyle biliyorum. Yaptığın takdirde. Buldum Kadir Bey. Ne buldun? Pirinç. Pirinç mi? Pirinç. Ben öyle bir tat alıyorum, bilmiyorum. Pirinç. Yazık, ilk defa pirinç geliyor. Kız Kayseri'de pirinç mi yok? Bu nasıl bir sevinçliydi? Peki pirinçle yapıldığını söyledi. Pirinçle yapıldığı zaman Mehmet Bey, bunu siz söyleyin. Bakın siz iyi bilirsiniz. Tamam, hayır tamam. Ben tahminleri alayım dedim. Tahmin etti, pirinç dedi. Benim bildiğim de zaten öyle ama benim yediğim kesinlikle böyle değildi ama. İşte pirinçle yani. Olsa bile kesinlikle bu kadar şey değildi. Yani burada lapa bir tamam. Pilav var, öyle söyleyeyim. Lapa, bu kadar lapa olmasaydı eğer, bir de zaten bazı pirinçler tam da şey olmamış. Bu biraz, bunun pirinci güzel haşlanır, lapa yapılır böyle. Peki şimdi yani biz kaynaklı biraz da biliyorsunuz ki teknik aksaklık yaşadık. Yani az çok değil, yarım saattir şu anda bekliyoruz evet, elektrik evet. Yapılmasını. Ve beyefendi sıcak ikram etmek için 3 kere ısıttı. Mikrodalga da ısıttığı için biliyorsunuz mikrodalga biraz nemlendiriyor ısıtırken. Ekmeği evet. Bile koyduğunuzda yumuşatıyor. İçinde yani, bir nemlilik var zaten. Yani bu biraz da mikrodalga kaynaklı. Ha, o zaman siz... sıkıntı yok çünkü lezzeti şey, güzel. Lezzeti güzel mi? Evet, lezzeti çok güzel. Peki pirinç oğlu, pirinçle böyle bir şey yapıldığını biliyorsun. Çıtırı nasıl yani şey yapamadın ki yani? O çıtırı o yani, hakikaten pirinçle yapılan. Yok, ben biliyorum da ben pirinci görünce gelecek zannettim. Farklı bir şey görünce o olur yani, pirinçle yapılan. Tamam, ben de öylesini biliyorum ama ben çok farklı bir şey... Yok olur daha, yani. Çıtır. Hani siz yani yine spesiyel bir şey hayır, olduğunu çıtır düşündüm ben. Çıtır üçlü köfte dedim ya, yani onun adı zaten çıtır üçlü köfte. Başka ne diyebilirim ki onu yani? Peki Feyza, değişik bir ara sıcak mı? Yani hamar attık isteyen bir şey mi? Deneyin. Normal içli köfte hakikaten çok daha güzel oluyor. Yok, ben bunu öğreneceğim, bunu yapacağım normal artık. Normal içli köfte çok daha lezzetli oluyor. Bak, bilmiyormuşsun, pirinç de yapılıyor bunun vallahi dışı. Vallahi ben hiç öyle beğenmediğim için hiç onu tadını araştırmaya bile güzel oluyor. Gerek yok. Hiç harcını beğenmedin yani. Mi Faiz abla? Hiçbir şeyini beğenmedim. Faiz abla beğenmedi, bir şey demeyecek misin? Hiç harcı güzel abla, ama. Yani o beğenmemeye oturmuş ya. Faiz abla şimdi ilk hafta ben biraz şey yaptım ya onu, yani doğruları söyleyince o da yani ne gelirse beğenmeyecek. Canı sağ olsun canım, sıkıntı yok, afiyet olsun abla. Peki Derya bak, kendi içli köftesinden daha iyi olduğunu kabul etti. Sen Derya'nın içli köftesinden daha lezzetli olduğunu söylüyor musun, bunu kabul ediyor musun? Yok, kabul etmiyorum. Derya kabul ediyor, sen kabul etmiyorsun. Onun iç harcı daha güzel. İç harcı güzel de bu da güzel olmuş. Onun çok değişik bir yer. İç harcı mı diyeceğim yok. Fikriniz bu da güzel. Benim. Evet doğru, saygı duyuyorum. Feyza Hanım, onun kimyonu çok eksikti ama. Peki Derya Hanım'ın içli köftesine puan verdiniz mi siz? Vermedim. İçi azıcık güzeldi, hamurudu. Dışı da hamurudu. Yani tamam bir tadına bakıyoruz. Yani yediğime pişman ettiniz. İyi ki bir köftesini yedim ya.
Abla üç defasını. Sen evinde dene. Yok ben deneyeceğim. Tamam abla. Peki afiyet sen olsun. Sen deneyip yap yap yiyin. Yorum yapmayan var mı? Herkes yorumu yaptı galiba. Ben yapacağım. Mehmet Beyciğim ellerinize sağlık. Kıymanın lezzeti çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gayet iyi. İlk defa yedim. Yapılışını da beğendim. Değişik bir tarzı var. İçli köfte yapamayanlar bunu rahatlıkla yapabilirler. Ben lezzetli buldum. Keşke aksaklık olmasaydı olsun, daha çıtır yeseydik. Eline koluna sağlık diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.